Bu kan bize iyi gelecek çünkü zaten bu sezon sonunda bitişinde iki tane hazırlık maçımız daha var. Hırvatistan bir de Czech Republic. Ondan bu iki tane maç dediğim gibi iyi gelecek bize. Hoca genç oyuncularını kalitesini görecek. Bence de iyi bir kadroyuz. Genç kadro. Önümüzdeki senelerde bayağı bir güzel işler başaracağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'den Napoli'ye geçtiğim zaman bayağı kendimi geliştirmiş olarak düşünüyordum. Ama oraya gittiğim zaman bayağı biliyorsunuz, o zaman Carlo Ancelotti benim hocamdı. O beni istemişti, oraya transfer etti. Bayağı bir çalıştım onunla. Bir de iyi zamanlar geçirdim Napoli'de. İtalyan futbolu bence biraz daha taktiksel, daha üst seviyede Türkiye'nin futboluna göre. Türkiye'de biraz daha açık futbol oynuyorlar. Orada ise çok taktiksel, bir de bayağı bir nasıl diyeyim, possession the ball var. Bence de sert olarak aynı seviyede de İtalyan futbolu biraz bence daha kaliteli, çünkü daha büyük takımlar, birkaç tane daha büyük takımlar var. Tribünler yok. Hiçbir zaman ben de birkaç büyük büyük takımlarla oynadım. Şimdiye kadar Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye gibi hiçbir yere Tribünde de görmedim, oynadım. göremedim de. Doğru. Türkiye Ateşli taraftar. başka bir seviye o taraftar konusunda. Zaten ben Arda Güler bayağı bir izliyordum Fenerbahçe'de oynarken. Bayağı iyi topçu, iyi tekniği var, vizyonu var. Biraz bence fiziksel olarak geliştirmesi lazım kendisini. Zaten onu da Real Madrid'de yapacağını düşünüyorum. Şimdi benim tavsiyem bir tek kendini o üst seviyeden olan futbolculardan bir şeyler öğrenip, bir de sadece pasiyans olsun diyebilirim. Yavaş yavaş hep zaten gelecek. Çünkü Real Madrid bir takıma gittiğin zaman zor, normal, ama yaşı gördüğün zaman bence yavaş yavaş gitmesi lazım. Nasıl diyorlar İngilizler, step by step. Öyle de yavaş yavaş kendini bence %100 Türk futbolun en iyi futbolcusu olabilir. Valla baya bir zor soru, çünkü Yani sağlam. iki takımda çok iyi gidiyorlar. İkisinin de galiba bir tane maç kaybı var, bir de bir tane beraberlik Fenerbahçe'nin var düşünüyorum. Zor olur bence sonuna kadar böyle devam ederler. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur ne diyeyim de, iki takım da bayağı bir iyi bir sezon geçiriyor. Yok, konuştuk zaten, bütün derbileri Türkiye'de zor geçiyor. Ben oynadım, biliyorum. Benim de zaten ilk maçım Trabzonspor'a karşıydı. Oraya Trabzon'da oynadık. Onun bir kritiğini yaptınız mı? Hani maçı konuştunuz, maçı. Yaptık. Bence çok maçla ilgili konuşmadık, çünkü zaten bütün derbiler müthiş geçiyor. İyi futbol oynuyorlar. Ama o Son son olaylarda. Hatta olaylarda futbolcu da biraz, buralarda geziyor Fenerbahçe'de. aynen. Ama o son olaylarda o dedi bana, beni hayatımda hiçbir zaman böyle bir şey görmedim ve nasıl olur diye. Ben ise yaşamıştım, aynı Gelson Belhanda tokat attığı zaman ben de öyle düşündüm o zamanlar. Bence bu iyi bir şeyler değil, lazım. Hepimiz %100 profesyonel olmamız lazım. Öyle şeyler olmaması lazım. Ne diyeyim, bilmiyorum vallahi. Hepsi zaten bütün dünya şok oluyor öyle şeyler gördüğün zaman. Bence futbolda öyle şeyler olmaması lazım. Yok, ben hiçbir zaman problem yaşamadım. Oruç Performansında. yok, hayır. Ben hiçbir zaman zaten orucumla İlginç. kendi performansımı karıştırmıyorum. Karıştırmıyor. Çünkü oruç bambaşka bir seviye bende, çünkü ben Müslümanım, bildiğiniz gibi. Her zaman oruçumu tutarım. Maşallah. Benim ilk şeyim ailem, bir de o Müslüman şeylerdir. Sonra ise futbolum, bir de kendi diyeyim futbolum. Ya zaten İlginç. yedek Doğru. kaldığın durumunda zaten daha çok çaba göstermen Çaba lazım göster. antrenmanlarda. Bir de
Ekstra çalışman lazım. Ben de her zaman onu yaptım. Her zaman konsantre %100 benim, çünkü ne zaman oyuna gireceksin, ne zaman ilk 11'i başlayacaksın bilmiyorsun bazen. Mecburen her zaman hazır olmalısın. Çünkü öyle bir kulüpte oynadığın zaman her bir maç %100 vermen lazım ki bir şey takımına getirmek için. Ben de o sezon zaten yedekten girdiğim zaman her zaman gol atıyordum, bir de asist yapıyordum. Üçüncüydüm gol atarak, bir de asist yaparak takımın. Kvicha'dan sonra bir de Osimhen'den bendim. İyi bir sezon geçirdim. Yedek de olsa bazen ilk 11 oynuyordum. Şampiyonluk yaşadım zaten. 33 yıldan sonra bir şampiyonluk, bir de Napoli ile. Aynı olmuyor Juventus'ta, Juventus Inter'le yaptığın zaman. Napoli'de bambaşka bir şey. Maradona'nın takımı. Aynen, bambaşka bir seviye bana göre. Çünkü Napoli her sene kazanmıyor, şampiyon olmuyor. Ondan iyi bir 5 sene geçirdim. Copa Italia'yı da aldık. 5 seneden sonra dediğim şampiyonluk yaşadım. Copa Italia'yı kazandım. 200 tane maçım var Napoli için. Çok iyi. Ondan zaten dedim bence değiştirmem lazım, çünkü o dediğiniz gibi yedek kalma sürecim dolmuştu. Çünkü zaten 19 yaşımda gittim, 24'e girdim şimdi. Dedim mecburen artık %100 net ilk 11 oyuncusu olmam lazım. Ondan Leipzig'i seçtim, bildiğiniz gibi şimdi 3 aylık oradayım. Zor bir zamanda geçtim Leipzig'de ama kendimi geliştiriyorum. Alman futboluna adaptasyonu oluyorum şimdi. Bence sene tam bir iyi Elif Elmas izleyebilirsiniz yani diyebilirim. Orada Türk taraftarlar da var. Türkler ligde yolculuk. Bayağı var. Bayağı var. Evet, tanıyorlar. Sağ olsunlar, zaten Türk taraftarı her zaman desteği gösteriyorlar. Vallahi ne diyeyim, zaten ben Türk'üm. Evet. Her zaman dediğim gibi Makedonya'da yaşıyorum. Makedonya'da her şeyi yaptım. Makedonya bana çok verdi. Bazen diyorum kendime Makedon musun, Türk müsün? Zaten ikisini de bence ne diyebilirim? Sağ olsunlar. Anladım. Türk tarafı da şey, geldi 2017 sene Türk milli takımı geldi. Fatih Terim dönemindeydi. Onlar yok, 2017 Fatih Terim dönemi, ben de iyi hatırlıyorum. Evet, evet. Türkiye Makedonya maçı vardı. 0-0 bitti. Üsküp'te oynadık. Evet. Üsküp'te oynadık. Ben de o zaman ilk kez milli takım kadrosuna katıldım. A milli takım kadrosuna katıldım. Bir de Türkiye Makedonya maçı oynadığı zaman beni U21'e yolladılar. Ben de oradan sonra İspanya maçı vardı. Hı. Geri geldim milli takıma, öyle de milli oldum Makedonya için. Normalde Türkiye'den teklif vardı ama o dönem nasıl söyleyeyim, Makedonya'da oynadığım için eğer anladım. Kabul etmeseydim zaten biliyorsunuz zor. Sonra 2 sene dışarıda oynamamak doğru, cezası doğru. Vardı. Teknik durum oldu. Aynen. Ha, ama zaten zordu. Ben biliyorsunuz bazı ülkede büyüdüğün zaman, her şeyi verdiği zaman çok zor değiştirmek. Ondan teklif vardı. Ben de düşünüyordum çok ama Makedonya'yı seçtim çünkü mecbur. Üsküp'te doğdum, büyüdüm. Ailem ise bayağı bir nasıl söyleyeyim? Kütahya taraflarından geliyorlar. Ha, Bursa, İzmir. Öyle hepimiz Üsküp'ten. Babam Tetovalı. Aynen. Ben ise Üsküp. Her zaman da biz öyle yapıyoruz. Çünkü zaten şimdi dediğim gibi genç oyuncular var. Evet. Onları da aramıza katmak istiyoruz. Bir de kalite olarak hala üst düzeyde olmasalar da bence İlerideki zaman o atmosferle beraber iyi şeyler yapabileceğiz. Çünkü geçen senelerde aynısını yaptık. Biliyorsunuz Makedonya 80 milyonluk bir ülke değil. 1,5 milyonluk. Öyle de çok oyuncu yok bizde. Tam toplasan 30 tane milli oyuncu var. Ondan bazen zor oluyor.
Düşünsenize biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na katıldık. O da bizim için iyi bir şeydi. Şimdi ise mecburen onu devam ettirmek istiyoruz. Öyle bir gidip Avrupa Şampiyonası sonra 20 sene gitmek istemiyoruz. Onu biraz devam etmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bayağı bir üst kalitemiz var oyuncu olarak. Onu da değerlendirmemiz lazım. Ben de zaten onunla ilgili bazen söylüyorum onlara. Çünkü ben şimdi daha 17 yaşımda başladım milli takıma. Zaten 7. senem her gün her zaman milli takım olduğu zaman buraya geliyorum. Onlara söyledim zaten ben Avrupa Şampiyonası oynadım. Under 21 Avrupa Şampiyonası'nda oynadım. Şimdi ise zaten bir tane daha oynamak istiyorum Avrupa Şampiyonası. Bu sene olmadı ama önümüzdeki senelerde oynamak istiyorum. Bir de Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Zaten onlar benim hedeflerim milli takımla ilgili. Sonra bakalım artık nasıl olacak. Var. Zaten de ben de ondan seçtim Almanya Ligi. Evet. Çünkü biraz daha açık oynayan futbol, daha serbest, daha birebir, daha fiziksel olarak ondan seçtim. Biraz mentalite olarak daha üst seviyede İtalyan Ligi'nden diye düşünüyorum. Çünkü İtalyan Ligi biraz daha taktiksel, bayağı bir hep pas, burada ise hep direkt futbol. Bence bana daha uygun olarak gördüm. Bir de Leipzig takımı bildiğiniz gibi her zaman genç oyunculara şans verip satıyor. Ben de zaten onu değerlendirmek istiyorum. Bu 2 sene, 3 sene ne kadar vaktim varsa en kısa zamanda kendi hedeflerime ulaşmak istiyorum. Ondan sonra bakalım abi, bilmiyorum hiçbir şey ama hala Avrupa'da oynamak istiyorum. Aynen. Çünkü biliyorum kalitem var. Aynen. Ondan inşallah bakalım nasıl olacak.